Merhaba arkadaşlar, Nurgül'ün Tığ ve İğneden Tığa YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emekler için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir, zil butonunu da aktif hale getirerek çekmiş olduğum videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz. Evet, görmüş olduğunuz bu tek renk mürdüm renginden ve tülbentimle birebir aslında aynı renk olan ipim ve sarı renkten çok güzel size bir çiçek hazırladım. Yeşille de çimenini hazırladık, yapraklarını hazırladık. Hoş ve zarif bir model oldu arkadaşlar. Şöyle modeli göstereyim sizlere. Evet, modelim bu arkadaşlar. Gerçekten size söylediğim kadar çok hoş ve zarif bir model. Şöyle iğneden tığa olduğu için bu şekilde hazırladım. Hatta şu yaprak kısmını boş tığ battı ile değil de böyle pipirik yaparak değerlendirmek istedim. Sizler için şöyle zarif bir oya olsun istedim. Bakın şöyle iğneden tığa. Bu modelin iğne oyasını gösterecektim. Ama arkadaşlar şimdi telefonun şarjı yok. Onun da dolmasını neyin beklemeyeyim dedim. Böyle eğer iğne oyası halini görmek isteyenler Ayşe'nin iğne oyalarıydı sanırsam. Oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben hep normal bir yaprak yapıyoruz ya şu trabzanlı. Bu sefer bu yaprak hem de çiçeğin bu hürrem boncuğu biliyorsunuz hep gösteriyorum arkadaşlar. Bu hürrem boncuğuna kenarındaki pipiriğine uygun olsun diye bu şekilde bu yaprakları tercih edeyim istedim. Hem yapraklar zarif hem de çiçek zarif. Şöyle hoş bir görüntü oluyor. Şöyle bir sallantılı halini göstereyim. Tutabilirsem. Evet. Şöyle bakın arkadaşlar. Sallantılı hali de bu şekilde gözüküyor. Şöyle tülbentle aynı renkte güzel hoş gözükürse şöyle de tutayım. Farklı katını açmadığımız için bu şekilde gözüküyor. Çok da hoş ve güzel o arkadaşlar bakın. Çok zarif duruyor. Salantılı hali de bu şekilde duruyor. Şöyle elimin üzerinde daha net bir çekim olur. Ara suyu da böyle uygun. Sık iğneli. Ara suyu iğne oyasında olandan hiç değiştirmedim arkadaşlar. Sadece 3 zincirle dönmek yerine böyle sık iğne yaptım. Ara sularına da şöyle de tekrar tutup modelimi şöyle temada göstereyim. Koyu renk üzerinde. Hoş ve zarif gerçekten çok güzel bir model hazırladım. Hem kolay hem görünüşlü hem de çeyizlere layık. Bu hürrem boncuğu hemen yorumlarda yazılacak arkadaşlar işte sağlam değil falan diye. Bunun farklı versiyonu da daha önceki videolarımda göstermiştim. Yine de düşünüyorum arkadaşlar şöyle daha net çekim. Çünkü eski telefondan olduğu için net çekim değilmiş. Onun hürrem boncuğu yerine alternatif olan ipli olanı da göstereceğim inşallah. Ama çeyizleri de böyle ışıl ışıl ara ara mesela gelin kızlarınız genç kızlar için böyle ışıl ışıl çok hoş oluyor. Hani kıyafetlerde genelde böyle boncuk türleri şeyler oluyor. Onlarla da bu tülbent oyaları uyum sağlıyor. Hoş gözüküyor arkadaşlar. Günlük kullanım değil de böyle bayramlık, seyranlık, gezmeliklerde şöyle üzerlerine hani saçlarını, başlarını alındığı zaman kıyafetle uyumlu. Hoş duruyor. Bir tane olmalı yani gizlencelik olarak. İnşallah ne demek istediğimi anlamışsınızdır arkadaşlar. Biraz karışık konuştum sanırsam. Evet. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar, ipimizi tığımıza tutturduk. Şöyle görmüş olduğunuz hürrem boncuklarından bir tane aldım. Bunun düz yüzü bize bakacak. Bakın çift taraflı. Şöyle düştü. Tekrar alalım. Şöyle bakın burası ters tarafı, burası ıpıl ıpıl ışıldayan taraf. Bura bize bakacak ve buradan hemen iki tane boncuğun ara kısmından sık iğne ile ipimi sabitledim. 8 tane zincirden yuva hazırlayacağım. 2, 3, 4,
İpimi güzelce esnettim arkadaşlar, incecik olsun diye. 6, 7 ve 8. 8 zinciri çektim. 2 tane bu taşların arasına girip sık iğne ile buraya sabitliyorum. Evet, bakın bu şekilde yuvalar hazırlayacağız. Toplam 6 tane. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sıkı sıkı 8 zincirimi çekip 2 tane taşın arasına, boncuğun arasına buradan sık iğne ile sabitliyorum. Sabitlediğimiz yerde şöyle biraz sıkı olsun arkadaşlar. Yuvamız daha zarif olur. Boncuğun üzerine taşmamış olur. 5, 6, 7 ve 8. Hemen sıradaki yuvanın içerisine girip sabitliyorum. Şöyle boncuğu tutarken de şuradan yardım alabilirsiniz. Çünkü tutunca elinizden pırtmaz arkadaşlar. 5, 6, 7 ve 8. 8 zinciri çekip buraya sabitledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Şimdi sonuncu yuva için bakın bu sabitleme işlemi önemli. 6, 7 ve 8. Şimdi arkadaşlar bakın 6. ve son 8 zincirli yuvamızı, şimdi bunun üzerine sık iğne yaptığı zaman çirkin duruyor arkadaşlar. İçine girdiği zaman da bu yuvayı küçültüyor. O yüzden bakın şu ilk yapmış olduğumuz bu sık iğne var ya, onun ara kısmından girip şöyle bir ilmek çıkarıyorum. Şöyle tekrar tutup deneyelim arkadaşlar. Evet, bu ara kısmından girdik. Buradan bir tane ilmek çıkardık. Bunu bakın nasıl zarif olsun diye sahte sık iğne olayıyla kapatıp şöyle. Bakın tek sık iğne de birleştirilmiş. Çok güzel duruyor. Bu şekilde deneyin arkadaşlar. Şimdi buraya yine yuvanın içine sık iğne ya, sahte sık iğne yani arkadaşlar. Şimdi şöyle göstereyim. Dibini iyice oturtturarak yaparsak güzel oluyor. Bu sahte sık iğne olayı da çok kolay aslında arkadaşlar. Hele eliniz alışınca gayet rahat yapacaksınız. Şimdi buraya 7'şer tane 2'şer zincirli kirpik yapacağız. 2 zincirimi çekiyorum bakın. Buradan şöyle tığımdaki ilmekten geçiyorum. 2 zincir. Tığımdakinden ilmeğin içine girip ilmek alıyorum. Bakın şu tığı bol bırakırsanız ilmek rahat geçiyor. Zaten otomatikman bir zincirde üzerine çekilince bu şekilde arkadaşlar kolay yapılıyor. Eliniz zaten bir taktiğe alışınca normal sık iğneden daha da kolay yapılacak. Şöyle 2, 3, 4, 5. Şöyle görmeniz için. 6, evet, şimdi 7. Çözünürlükler gitmese güzel olacak. Evet, bakın 8 zincirli yuvaya bu şekilde sahte sık iğne olduğu için daha iğne oyasına yatkın duruyor arkadaşlar. Normal sık iğne de yapabilirsiniz, her zaman söylüyorum. Bu iğne oyasına yatkın olduğu için hem de şöyle siz de öğrenesiniz diye gösteriyorum ama normal sık iğnede 2 zincirli kirpikler hazırlayabilirsiniz. İlla ki bu şart değil yani. Şöyle yaptıkça insan eliyle alışıyor. 2 zincir. 2 3 4 5 6 bir yandan gibi oluyor sanki arkadaşlar. 6 ve 7. 7 tane. Ben şunları arkadaşlar şöyle toplayayım.
Sanki bunlar çözünürlüğü ışıltısını alıyor gibi. Evet. Bu şekilde. Şimdi. Buradan sık iğneyle hiç zincir çekmeden geçiyorum. İkişer zincirli kirpikler hazırlayacağız. Bakın. Şöyle. Bir. İki. Dört, beş, altı ve yedi. Bakın arkadaşlar, iki, dört, altı ve yedi tane bu şekilde minik kirpikler hazırlıyoruz. 6 gibi geldi sanki arkadaşlar, şu şekilde. Evet, şimdi diğerine geçişimi yapıyorum. Şöyle 2 zincir, 1 2 3 2 zincir, 4 5 6 ve 7. Şimdi 2 tane kaldı. Bunları da yapalım hızlı bir şekilde. Anlaşıldı arkadaşlar umarım. 2 zincir şöyle. 2 zincir. 4 5 6 Evet. 8 tane zincirli yuvalara 7 tane bu şekilde sahte sık iğne ile direkt hiç zinciri çekince şu oyuntu kısmı güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle elimizle de çekerek oturtturalım dip kısma. Evet, iki zincirimi çekip şöyle çiçeğimizi tamamlayalım. 5 oldu. 6 Boncukları çekmemiz iyi oldu arkadaşlar. Şimdi bunu burada bırakmıyorum arkadaşlar. Bakın, ilk sık iğne ile geçiş yapmıştık ya. Bunu 7 tane oldu. 2, 3, 4, 5, 6 tane olmuş arkadaşlar. Bir tane daha yapalım. Şöyle bazıları 6 olabilir herhalde. Işıktan sayamadıysam. Bu şekilde hazırladıktan sonra şimdi bunu şu ilk hani sık iğne ile yuvaya girmiştik ya. O sık iğnenin içine zincirsiz girdiğimiz sık iğnenin içine bu şekilde kapattım. Şöyle ipimi de koparıyorum. Şöyle direkt arkaya da yakabilirsiniz. Yok daha iyice arkaya gelsin istiyorsanız şuradan bakın, sabitlediğiniz hangisi ilmek kolayınıza gelirse oradan şöyle yana alayım arkadaşlar. Buraya çekebilirsiniz. Birazcık girdirmekte zorlanıyorsan. Evet. Arka tarafı şöyle çektik zor bela da olsa. Çünkü ışık vuruyor. Yani ışıltı vuruyor arkadaşlar. Gerçekten kolay bir çiçeği bile bize zorlaştırdı. Evet, şöyle yakalım arkadaşlar bunu. Evet, yaktık.
Şöyle çok güzel hem de yapılışı kolay, zarif bir çiçeğimiz oldu. Şimdi bunu yaprakların arasına tutturalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın tülbentimizin kenar tığlama işlemlerini hazırlıyoruz ilk önce. 696 no'lu videoda mevcut. Oradan izleyebilirsiniz bu köşe tünü. Evet arkadaşlar tülbentimizin kenar tığlama işlemini ikişer veya üçer zincirle yapabilirsiniz. 696 Nurgül'ün tığ ve iğne yolları YouTube'a yazarsanız YouTube'un arama kısmına bu köşe dönüm işlemi kalın yorgan ipiyle nasıl kolay laylon tülbentler pek sisi az olan böyle yün olmayan tülbentler nasıl kolay dönülür orada mevcut oradan izleyebilirsiniz. Şimdi yaptıktan sonra ilk başlar gibi başlayacağız. Ara kısmına 3 tane bakın arkadaşlar koymuşum. Burada da şimdi 2 tane hazırlamışım daha önce sizler için. Üçüncüyü de beraber göstereceğim. Nasıl yapıldığını anlatmak için. Evet. Arka tarafı unutalım. İlk başlar gibi başlıyoruz. Bakın. Şöyle sık iğne ile sabitledikten sonra 4 tane zincir çekiyorum. 2, 3 ve 4. Buradaki boş tığ battıya kapatıp sabitledim. Şimdi bir zincirden yuvamı hazırlıyorum ve buraya 3 tane sık iğne yapacağım. 1, 2 ve 3. 3 tane sık iğneyi yaptık. Hemen 7 tane zincir çekiyorum. 4, 5, 6 ve 7. 7 zincirimi çekip buradaki yuvanın içerisinden sık iğne ile girip sabitledim. Evet, üçüncü. Bu kadar arkadaşlar. 4 zincirin içerisine 3 sık iğne artma için de 7 zincir. Ara suyu tamam. Şimdi yaprağımız için biraz ara suyuyla mesafe. Bunu ben 3 yaptım sahi arkadaşlar. Siz bunu 5 de yapabilirsiniz. Benimki biliyorsunuz böyle model amaçlı nasıl yapıldığını size tarif etmek. Şimdi bu 3 tane tığ battıyı yapacağız ve yaprağımız için yuva hazırlayacağız. Şimdi arkadaşlar bakın 3 veya 5 bu ara suyunu yaptık. Bir tane zincir çekiyorum. Hemen yandaki boş olana girip bu şekilde sabitledim. 1, 2, 3 tane zincir. Bu bir zincirli ara boşluktan girip sabitliyorum. Yine bir tane zincir çekip sıradaki boş tığ battıya girdim. Ve 3 tane zincir çekiyorum. Buraya kapatıp sabitledim. Bir zincirimi çekip evet 3 tane zincir çekip kirpik oluşturacağız. 3 tane zincir bu bir zincirli ara boşluktan kapat kirpiği oluştur. Evet 3 tane oluştu ya. Şimdi 3 tane de zincir çekip şöyle bir tığ battı ara boşluğu veriyorum. Ve şimdi bir zincirimi çekip sıradaki boş tığ battıya kapattım. Ve 1, 2, 3 zincir aynı şekilde demin yaptığımız şu kirpikli ara sudan bir zincire kapatıp yine arkadaşlar bakın bir zincirle diğer yuvaya geçiş yaptım. Şimdi buraya 9 tane zincir çekiyorum. Anlaşıldı umarım arkadaşlar. Şimdi bu 3 zinciri bakın şuradan 3 zinciri bu yaprağı boşluğunu yapmak için kullanacağım. Bakın. Şimdi bakın daha net anlaşılır. 9 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane zinciri çektim. Ve bu 3 zincirli ilk yuvadan sabitliyorum. Bir tane de zincir çekip buraya dönüş yapıyorum. Şimdi buraya arkadaşlar yaprağımızı, zarif yapraklarımızı yapacağız. 5 tane zincir çekiyorum. 5 zincirimi çektim. Bir defa tığı doladım. Ve ana yuvadan 2 2 alarak
bir zincir halkası oluşturdum. Şimdi 6 tane zincir çekiyorum. Yine bir defa tığı dolayıp bu zincir halkasının arasındaki trabzandan girip şöyle 2 ve 2 alarak ikinci halkayı oluşturdum. Başta bir, diğer ikisi de 6 zincir. Bu şekil güzel duruyor arkadaşlar. 6 zincir, bir defa tığı doladım ve 2 2. Evet. 3 tane zincir halkası. Şimdi tığımı 5 defa doluyorum. 3 4 ve 5. Hemen ana yuvadan giriyorum. Bu 9 zincirli yuvadan girip 1 2 2 2 2 2 2. Hafif bir bu 3 zincir halkasını hafif, bakın geriye dönüşümü hafif olacak. Fazla bol değil. Fazla da gerdirmeyecek. Bu hafif bombuliliği verdiyseniz tamamdır. 5 tane zincir çekiyorum. Ve trabzanın ara kısmından sabitliyorum. Şimdi bu geri kalan trabzana 10 tane sık iğne yapacağız. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Evet, 10 tane doldurduk. 11.'yi de bu ana yuvadan kapatıp yaprak işlemimizi tamamlayacağız. Evet, bakın tamamladık. Şimdi buraya 3'er zincir çekerek 3 sıra dal yapıyoruz. 1 2 3 zincir. Evet, dalımız için 3 zinciri yaptık. Bir defa tığı doladım. Yaprağa uygun olsun diye bu dalı seçtim arkadaşlar. Şöyle 3 zincir. İkinci 2 ve 2. 3 zincir. Bir defa tığı doladım. Ve 2 2. Bir tane zincir çekip ipimi bırakıyorum. Bunun düz tarafını. Hatta arkadaşlar bakın şu tersten baktığınızda yanık kısmı yakmıştık ya. Orası olursa şöyle ilk başlama kısmı olduğu için dip köşe kısmı daha güzel durur. Burası köşeye gelmediği için şu tepe kısmına gelse zarif durmaz ama burada dala yapışık olduğu için gözükmez. Hem yanık hem başlama kısmı. Bu bıraktığım ilmeği tutup bu ara kısımdan ilmeğimi çekerek buraya sabitliyorum. Bir tane de zincir çekiyorum. Hemen bunu direkt bu son yaptığımız trabzanın arasından girip sıkıca sabitliyorum. Böyle sıkıca sabitlerseniz sağa sola yalpa yapmaz. Bir zincirle içeri girip bir zincirle bu trabzana kapattım arkadaşlar. Şimdi yine 3'er zincirle aşağı doğru ineceğiz dalımızın. 2 3. Bura önemli, yavaş yavaş gösteriyorum. Bakın kapattık. Yine sıkı sıkı 3 zincirimi çekip kapatıyorum. 3 zincirimi çekip kapattım. Buraya yuvaya. Dalımız hazır. Şimdi 5 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 ve 5. Bir defa tığı doladım. Ve yuvaya giriyorum. Bakın zincir halkasına yine 3 tane yapacağım. 6 tane zincir. Bir defa tığı doladım. Trabzanın orta kısmı. Şöyle bakın şu çekmiş olduğumuz zincirden tutarsak trabzanı gayet rahat kolay yaparsınız. Bir püf noktası olarak tekrar 6 zincir. 4 5 ve 6. Bir defa tığı dolayıp yine aynı şekilde trabzan kısmında şöyle 2
şöyle iki alarak oluşturduk halkalarımızı. Yine tığımızın başını 5 defa 3 4 ve 5. 5 defa doluyorum ama ben sıkı sıkı dalıyorum arkadaşlar. Uzatmadan şöyle bakın rahat oluyor, güzel bir trabzan oluyor. Fazla çekmekten birbirine yakın yapıyorum. Şöyle 2 ve son 2. Hafif bir bombililiği oluşturduktan sonra 5 zincir kirpik. Şöyle kapattım. Yine buraya 10 tane sık iğne. İlkinde olduğu gibi. 1 2 aynı işlem diye hızlı yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. 11. her zamanki gibi bu 9 zincirli yuvaya yapıyorum. Şöyle bakın. Dönüşte sık iğne yapmıştık ya başında. Sonunda da bir tane boş sık iğne. Şimdi bir tane de arkadaşlar burada. Hani bir zincirli batmıştık ya. Dönüş yapmıştık ya bir zincirli yuva hazırlayıp. O ara kısımdan şöyle girdim bakın. Şimdi. Şöyle şu ilk başta yapmış olduğunuz 3 zinciri buraya yapıp sıradaki yuvaya geçişimi yapıp 1 2 3 zincir. Buraya 3 tane bu şekilde pipirik yapacağız bakın. Şöyle. Aynı oldu arkadaşlar. Şöyle düzeltip yapraklarını şekil vereceğiz elimizle sonra. Şimdi ben bu ara suyunu size göstereyim. Bir zinciri çektik. Yaprak bitiminden sonra 3 tane zincir. Diğer aralarda birer zincirden şöyle 3 tane pipirik yapacağız. 3 zincirimi çekip bu bir zincirli ara kısma kapatıyorum. Bir zincirimi çekip sıradaki bu tığ battıya kapatıp 3. pipirik için 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle. Evet. Bu tamamladıktan sonra direkt şimdi bu ara suyunu yaptık. Direkt yuvaya geçiyoruz. Onun için de 4 zincir çekiyorum. Ara suyuna geçiyoruz pardon. 2 3 ve 4. 4 zincirimi çekiyorum. Sıradaki bu tığ battıya kapatıp bir zincirle dönüşünü yaptım ve buraya 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne yaptık. 7 tane zincir çekiyorum. 2 3 4 5 6 ve 7. Evet. Arkadaşlar direkt 3 zinciri çektik değil mi? Kafam karıştı. Kusura bakmayın. Bu bir zincirle bir batım işlemi olacak. Bakın. Burayı unutmayın. Bir zincirle buraya kirpiksiz şimdi 4 zincir. Bakın bu havada kalmayacak. Bu şekilde 3 tane ara suyunu. Çünkü burada da aynı şekilde bakın. Şöyle şuradan göstereyim. Ben yoruldum herhalde çiçeği yap yaprağı yap. Bu şekilde bir zincirle battıktan sonra 4 zinciri. Hakkınızı helal edin. Şöyle bakın. 4 zincirli yuvayı oluşturdum. Şimdi bir zincirle dönüşü yapıp şöyle 1 2 ve 3 4 zincirli yuvaya 3 tane sık iğneyi yaptım ve 7 tane zincir çekiyorum. 4 5 6 ve 7. Evet. Sıradaki boş tığ battıya kapatıp sabitledim. Evet, bundan 3 tane yapacağız. Onları tamamlayayım arkadaşlar bakalım. Bu şekilde bakın 3'e tamamladım birin yanına. İki tane daha yaptım. Bir de arkadaşlar bakın sadece demin gösterdiğimde bile şöyle düzelsem oluyormuş. Kalıp gibi gözünüzün önünde sadece şu yaprakları ayırıp şöyle dalı ortaladım arkadaşlar. Ütü falan yok. Ütülense tabii daha zarif ve hoş duracak. Şöyle sizle yaptığımız çiçeğin benim daha çok böyle güzel bir hoş duruşu oluyor genelde bakın. Üçlü bu zincir halkalarına minik hoş bir zarif
Böyle çiçek yaptım. Gerçekten çok güzel duruyor. Şöyle morumu da göstereyim. İlk önce. Gerçekten çok hoş oldular. Sarı da çok yakıştı. Mor ve sarı menekşeler gibi oldular arkadaşlar. Şöyle tüm püf noktaları ayrıntılarına göre anlatmaya çalıştım elimden geldiği kadar arkadaşlar. Şöyle. Şu hürrem boncukları eriyebilir arkadaşlar. Bunu 1'de 2'de anca ütüleyin. 3'e çıkarmayın fazla. Böyle şey olmasın. Isısı yüksek olmasın. Boncuklar erimesin. Şöyle buharlı kuruyucu tabanlıklarla da böyle ütülerseniz hoş durur. Şöyle çok tatlı bir sarı rengim var arkadaşlar. İnşallah net bir şekilde gözüküyordur. O kadar çok güzel, o kadar çok hoşuma gitti ki arkadaşlar. Şöyle ışık yansımasından pek net anlaşılmıyor ama sarının rengi çok tatlı oldular arkadaşlar. Sizler de emekler için beğeni ve yorum yaparak bana destek olursanız sevinirim arkadaşlar. Şöyle Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.